Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yıldız'a ben YouTube kanalındayız. Ve üçüncü devreye başlıyoruz arkadaşlar. Geride bıraktığımız lig maçlarını şöyle bir üstün körü değerlendirmek istedim sizlerle beraber. Çarpıcı sonuçlar var. Şok skorlar var. Bana göre çok keyifli maçlar oynandı. Ters köşe maçlar var. Yani maçtan önce işte bu maçta bu olur dediğimiz ama tam tersi çıkacak veya işte kısır geçecek diyebileceğimiz maçların bol skorlu geçtiğini gördük. Karagümrük Sivasspor maçı özellikle. Yani gol atmakta zorlanan bir Sivasspor'un Karagümrük karşısında 3 gol bulması Karagümrük açısından çok sürpriz olmayabilirdi. Çünkü Karagümrük biliyorsunuz hem çok gol atan bir takım hem de bir o kadar da çok gol yiyen bir takım. O beni bayağı bir şaşırttı. Ersun Yanallı Alanyaspor'da Başakşehir'i 1-0 yendi. Emre Belözoğlu da dedi ki işte yani kötü oynadık. Yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız dedi. 10 kişiyle Başakşehir'i yenmek gerçekten kolay bir iş değil. Ama dediğim gibi yani Ersun Yanal futbolunu ben her zaman beğeniyorum. Alanya'ya da mutlaka bir şeyler katacaktır. Yani o Prime Alanya dönemini mutlaka bir geri getirmek için çabası olacaktır Ersun Yanal'ın kadrodan bağımsız olarak. Onun haricinde Trabzonspor evinde 30 küsur maçlık bir seri bitti biliyorsunuz Ümraniye. Yani yine bir ters köşe bana göre. Baktığımız zaman bugün Ümraniye geçen konuşmuştuk işte Giresunspor'la alakalı çektiğimiz videoda. O videoya da şöyle bir uğrayıp bir like atarsan eğer çok mutlu olurum. Üçüncü devre YouTube kanalında da bekliyorum arkadaşlar. Aboneliklerinizi ve like'larınızı bildirimlerin tümünü açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Arada sıkıştırmış olayım onu. Şimdi Trabzon-Ümraniye maçıyla başlayayım. İlk 20 dakika 10 şut 2 direkt sayısız net pozisyon. Yani maç golikte 2 net pozisyon yazıyordu ama ilk 19 dakika içerisinde oynanan gerçekten çok acayip bir oyun vardı Trabzonspor adına. Yani geçen seneki şampiyon olunan sezonda işte oynanan oyundan bu sene biliyorsunuz Trabzon çok uzaktı. Ama gerçekten o görüntüyü verdi bize. Onun haricinde atamayanı atarlar gibisinden bir durum oldu. Yani bana göre şok. Recep Uçar'a gerçekten alkış. Şampiyon takımın yedek kulübesinin bu kadar fakir olması bunları getirecekti zaten. Yani emindik. Çünkü baktığımız zaman para nereye harcandı bu sene? İşte Maxi Gomez geldi biliyorsunuz. Bana göre bu takım işte Alexander Sørloth'u gördü. Ondan sonra bir Norveçli arkadaş daha geldi. Adını şu an tam anımsayamadım. Yani dediğim gibi bu tarz forvetler gelip geçtikten sonra şimdi Maxi Gomez aynı oyunun oyuncusu değil. Burada ben biraz daha hatayı Abdullah Avcı'da bulurum. Abdullah Avcı da ayrıldı bu arada arkadaşlar. Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından aynı şekilde Abdullah Avcı da helallik istedi ve ayrıldı. Baktığımız zaman güme giden bir sezonun ardından ben bekliyordum ama bu kadar erken beklemiyordum. Yani bir işte sezon tamamlanır belki diye düşünüyorum. Onu düşünüyordum ama nitekim de öyle olmadı arkadaşlar. Şimdi şöyle o kadar fazla ve anlık gelişmeler yaşanıyor ki takip etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Hepsini aynı anda kulak kabartmamız gerekiyor. Onun haricinde sağ içine dönecek olursam eğer Abdülkadir ve Trezeguet yani soğuk nevali mi diyeyim, çöpsüz üzüm mü diyeyim, yani ne diyeyim bilmiyorum. Gerçekten bu kadar potansiyeli yüksek iki oyuncunun Trabzonspor'a ve Trabzonspor'un oynadığı oyuna nasıl bu kadar katkı veremez? Yani bir şey yapacak gibi durup da hiçbir şey yapamaz. Benim aklım fikrim almıyor. Şimdi burada kimleri kimlere eleştiriyoruz ama şöyle bir takip ediyorum da hiç kimsenin Abdülkadir Ömür'ü konuştuğunu duymadım ben. Bu da bana çok garip geliyor mesela. Şimdi Abdülkadir Ömür potansiyelinde bir oyuncunun şu ana kadar çoktan bir seviye atlamış olması lazımdı. Hem oyun anlamında. Şimdi Abdülkadir Ömür ilk patlama yaptığı zaman da özellikle göz önünde olmaya başladığı anlarda mesela ne olması lazım? İşte bir sene daha oynayıp ondan sonra 30'lara 40'lara gider diye düşünüyorduk ama baktığım zaman bugün Rossi'den farksız. Yani gerçekten Rossi'den farksız. Çünkü sadece topu alıp çalım yapıp işte orta açıyor, açtı orta değil. Yani topu vurmaya mecali yok. Burada problem ne bilmiyorum. Yeni yönetim onunla alakalı ne yapacaktır? Hani performansını arttırmaya yönelik bir takım çalışmalar mutlaka yapılacaktır. Neticede Trabzonspor'da oynayan Trabzon'un evladı bir çocuk bu.
ve gerçekten potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Bundan da bir maddi bir karşılığı olması gerekiyor aslında bakarsanız Trabzonspor adına. Yeni yönetimde artık kim gelecekse yani başkanlık olarak seçimden sonra bununla alakalı da bir tasarrufları olacaktır. Onun haricinde Maxi Gomez beni utandırdı gerçekten bu maçta. Yani özellikle Bazern maçında o iki maçta gösterdiği performansla biliyorsunuz takdirleri toplamıştı. Aynı şekilde biz de ondan çokça bahsetmiştik. Onun haricinde ne söylemem lazım? Yusuf Yazıcı acilen gitmesi lazım. Yusuf git, gerçekten git. Çünkü bak geçen videoda da aynısını söyledim. Yusuf'un kendini bulması gereken yer Trabzonspor değil. Yani siz şimdi Fransa'ya giden bir oyuncu oradan çıkıp büyük bir kulübe gitmesi gerekir. Eğer tekrardan büyük kulüp derken Trabzonlular şimdi bana kızmasın ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Lille'den çıkıp Dortmund'a git, Bayern Münih'e git, işte dön İspanya'ya, Atletico'ya git, Fransa'da işte ne bileyim Marsilya, onun haricinde İtalya'da işte Milan, Inter, Napoli, Lazio ama sen oradan çıkıp herhangi bir takıma gidemezsin. Yani Trabzonspor taraftarı gerçekten kızmasın bana. Onun kendini bulması gereken yer şu an Trabzon değil. Özellikle başkan gitmiş, teknik direktör gitmiş. Her şey baştan aşağı değişecek. Şu an hiç sırası değil. Yani Yusuf için gerçekten doğru bir karar olmaz o. Ve şunu da söylemem lazım son olarak Trabzonspor adına Sergen Yalçın'ın adı geçiyor arkadaşlar. Bana göre çok doğru bir tercih olur. Özellikle şu an baktığım zaman mesela kim var? Fatih Terim var. Gelmesi mümkün değil. Onun haricinde boşta olan işte Ersun Yanal Alanya ile anlaştı biliyorsunuz. O da zaten boşta değil. Yani gelebilecek ya yabancı bir teknik direktör getireceksiniz ki bu tamamen intihar demektir bana göre. Ya da şu an boşta olan en makul ve en akıllıca seçim. Yani Sergen Yalçın Trabzonspor için proje olabilir arkadaşlar. Bu haberlerin de takipçisi olacağız aynı şekilde. Herhangi bir gelişme yaşandığı zaman da biliyorsunuz ki Yıldız Haber YouTube kanalındayız. Aynı şekilde 3. de YouTube kanalını da bekliyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye gelelim. Bir hafta yaşananlardan sonra, şu son bir hafta yaşananlardan sonra bekliyorduk zaten böyle bir şeyi. Çünkü psikolojik olarak bütün baskıyı üzerine aldı Kayseri. Yani siz Fenerbahçe ile bu kadar uğraştınız. Hadi yenin bakalım şimdi. Yani yenmeniz lazım. O kadar uğraşın ardından, bu kadar ortada işte pislik dönmesinin ardından yenecektiniz yani. Ne yapıp edip yenecektiniz. Şimdi bir hafta önce Giresun'a burada oynadığı oyunun ki bana göre çok da güzel oynamadı. Onu da söyleyeyim. Yani Çağdaş Atan klasmanında bir hocanın elinde daha sağlam bir kadro olması gerekir. Alanya kadrosu mesela öyleydi. Ama Çağdaş Atan'ın elindeki kadro buysa eğer baktığımız zaman tamam ligin kalburüstü takımlarını yenebilir ama büyüklere geldiği zaman işi gerçekten çok zor. Yani puan alır mı? Tabii ki de alabilir. Bu apayrı bir mesele. Ama dediğim gibi yani bu kadar şeye gerek yoktu. Neticede Fenerbahçe'de düşüş yaşamış bile olsa Fenerbahçe yani. İlk yarı Dünya Kupası'ndan önceki oynanan oyuna beraber yavaş yavaş o oyunda da geri dönüyor. Ferdi'ye artı, Arda'ya artı diyebilirim. Onun haricinde oyunda en çok hoşuma giden özellikle son birkaç aydır Jesus yapmaya başladı bunu. Lincoln daha çok çıksın diye Arao Crespo ikilisini. Arao'yu stoperlerin önünde tek ön libero olarak onun haricinde Crespo ve yanına işte bir 8 numara tarzı bana göre çok uygun. İsmail neden yok? Mantık yürütemedim o konu hakkında. Bayağıdır süre almıyor çünkü. Şimdi bir yandan Avrupa maçları da başlayacakken bu arada Fenerbahçe Sevilla maç önü videosu da arkadaşlar kanalda olacak. Üçüncü de YouTube kanalında şöyle bir uğra indirip ön maç analizini merak ediyorsanız like'larınızı, abone ediciklerinizi esirgemeyin diyorum. Onun haricinde Zayt aynı şekilde 45 dakika süre alması çok değerliydi. Onun için çok önemli. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe oyununda şimdi oyun aklı gerekli. Baktığımız zaman da Zayt bu isimlerin başında geliyor. 45 dakika süre aldı ve bu sürelerin daha çok çoğalması lazım. Sezon sonuna kadar şimdi yeni gelen biliyorsunuz ki Jorge Jesus gidecek. Yani gidecek Jorge Jesus. Onu her türlü biliyoruz zaten. Gönül ister ki gitmesin ama bana kalsa gidecek maalesef ki. Ve yeni gelen hoca kesinlikle Zayt'ı elinde tutmak ve oyuna ilk 11'e monte etmek isteyecektir kalıcı olarak diye düşünüyorum. Çünkü az süre bile alsa
Zalt kesinlikle çok güzel performans gösteren bir oyuncu ve sözleşmesi konusunda da arada çalışmaları sürdüğünü biliyoruz. Umarım bir sözleşme imzalanır ve böyle bir oyuncuyu da kaybetmeyiz yani elimizden. Onun haricinde bildiğimiz Fenerbahçe oyunuydu. Gol yemesi değil atması. Yani ne kadar gol yerse yesin hep bir fazlasını atmaya çalışan bir Fenerbahçe vardı ve maçı kazandı. Biraz da böyle toparlanma aşaması, oyun anlamında özellikle o ilk yarıki Fenerbahçe'yi görmeye başladık arkadaşlar yavaş yavaş. Neler düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Güzel tepkiler alıyoruz. Destekleriniz benim için çok önemli. Yıldız Haber YouTube kanalından, 3. Devre programından hepinize iyi akşamlar.